Herkese merhaba, ben Merve. Bugünkü videomda size Erasmus başvuru süreçleri hakkında bilgi vereceğim. Erasmus yapabilmek için ilk önce tabii ki üniversitenizde Erasmus'a başvuruyorsunuz. Ve Erasmus'a başvurmak için bir lisans döneminde, bir yüksek lisans döneminizde, bir de doktora döneminizde şansınız var. Yani bu üçünde de başvuru yapabiliyorsunuz. Ama hani bir kere gittiyseniz ikinci defa gitmeniz biraz zorlaşıyor diye duymuştum. Ama ben bir kere gittiğim için bilmiyorum. Aslında ben lisans döneminde de kazanmıştım. Orada Prag'daki bir üniversiteyi kazanmıştım. Ama aptallığımdan gitmedim. Keşke gitseydim. Ama o zaman çok korkutucu gelmişti bana ailemden uzaklaşmak. Bir de dilini bilmiyorum oranın. İngilizcem de o kadar iyi değildi. Korkmuştum. Ama keşke gitseydim. Yani pişman oldum diyebilirim. Çünkü ben Erasmus hayatımın en güzel bir yılını geçirdim. Keşke iki kere hayatımın en güzel bir yılını geçirseydim. O benim aptallığımdı. Hani siz kazandıysanız mutlaka gelin. Benden size bir tavsiye olsun bu. Şimdi üniversitede başvurdunuz Erasmus'a ve bunun için ne gerekiyor? Bir yabancı dil puanı gerekiyor. Eğer YÖKDİL, YDS gibi belgeniz yoksa üniversitede bir tane yabancı dil sınavı düzenleniyor. Bununla gidebilirsiniz ve bunun avantajını biliyor musunuz? Bu sınav bence daha kolay. Daha kolay bir sınav. Kazanma oranınız daha yüksek. Bizde ne vardı? Writing vardı. Listening vardı. Bir de speaking vardı. Bunların vardı. Ve bence çok kolaydı. Ama benim avantajım işte Almanca biliyor olmam. Ben Almanya'da doğdum. Almanca bildiğim için bana çok kolay gelmişti. İkinci olarak da ders ortalamanız alınıyor. Onun %50'si. Yabancı dil puanının %50'si alınıp bir Erasmus puanı elde ediyor. Ediliyor ve benim derslerim de çok iyiydi. Ben birincilikle mezun oldum bölümümden. Bu yüzden ortalamam da çok iyiydi. Yani istediğim yere yerleşebildim. Derslerinize önem verin. Bakın ortalamanız yüksek olsun. Yabancı dile önem verin ve Erasmus'a gidin mutlaka. Çünkü çok 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 güzel bir seneniz olacak. Çok güzel. Yani mutlaka yaşamanız gerekiyor bence. Şimdi bu puanı aldınız. Sonra üniversitenin anlaşmalı olduğu kurumlar oluyor. Bunlardan seçiyorsunuz. Ben Almanya'yı seçtim. Neden? Çünkü hani demiştim ya, Prag'a gitmedim çünkü dilini bilmiyorum, korktum. Ama Almanca bildiğim için Almanya zaten doğduğum ülke. Nesinden korkayım yani, her şeyini biliyorum. Ben Almanya'yı seçtim. Daha sonra İtalya'ya yazdım. Ondan sonra da Prag'a yazmıştım. İtalya niye yazmadım ilk başta? Bir İtalyanca bilmiyorum, bir de çok pahalı diye duymuştum. Sonra Prag yazdım. Orası çok ucuzmuş. Ama bilmiyorum. Onun da dilini bilmiyorum. Ben Almanya'ya gitmek istedim. Zaten istediğim yere de yerleştim. Almanya'nın PR Ludwigsburg Üniversitesi'ne yerleştim. Bu yerleşme de nasıl oluyor? Sizin bu yabancı dil puanınızla, not ortalamanızla hani Erasmus puanı oluyor ya, onunla yerleştiriyorsunuz. Puan yüksekse sen birinci tercihine yerleşiyorsun. Sonra ben buraya yerleştim. Buraya yerleştiğimde benim üniversitemdeki Erasmus birimi bu üniversiteye dedi ki, bu Merve Şeyma Çetiner senin üniversitede Erasmus yapmaya hak kazandı dedi. Bunlara mail attı. Sonra bunlar benim hakkımda bilgi aldılar. Ben bekledim, bunlardan bir şey gelmedi. Bekledim bekledim. Acaba dedim mail atmayı falan mı unuttu benim üniversite? Ama unutmamış. Şey yapmanız gerekiyor. Üniversitenin international bölümü oluyor ya da Erasmus bölümü oluyor. Incoming bölümü oluyor. Oradan bir başvurum formu var, onu dolduruyorsunuz ve oraya doldurduktan sonra, hani oraya girdikten sonra üniversitenin şartlarını öğreniyorsunuz. Hani bunlar ne istiyor, senden hangi belgeleri istiyor, hangi bilgileri istiyor, bunları dolduruyorsunuz ve başvurmuş oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şey oldu, benim o PH Ludwigsburg'daki Erasmus ofisi bana mail attı, dedi ki seninle dedi bir tane video görüşmesi yapmak istiyoruz dedi. Ay dedim, bunlar benimle mülakat yapmak istiyor. Nasıl heyecanlandım dedim. Şimdi ben o kadar sınava girdim, kazandım. O kadar sevindim. Bir daha mülakatı geçemezsem gidemeyecek miyim şimdi yani? O zaman da şey hatırlıyorum. Şey gidiyorduk, bir kongreye gidiyorduk. Arkadaşım Özge vardı yanımda. O kongreye giderken ona diyordum. Ya diyordum Özge, şimdi benimle mülakat yapacaklar ama ben ya bu mülakatı kazanamazsam, hani o kadar çok heyecanlıyım da çok endişeliydim. Sonra ben bu mülakata üstü, forma, altını, sorma bir şekilde girdim. Çünkü üstümü giyindim.
Videolu olduğu için de altımda şortum falan vardı. Böyle mülakata girdim ve mülakatta değilmiş zaten. Bunlar sadece beni tanımak istiyormuş. Yani ben boşuna kendimi böyle sıkıntıdan sıkıntıya soktum yani boşu boşuna. Boşu boşuna oldu her şey. Ve o görüşmemiz de çok iyi geçti. Almanca bildiğim için zaten benimle hep Almanca konuştular. Ondan sonra bunlar bana learning agreement falan yapmamı söyledi. Bu learning agreement şey oluyor, böyle ders seçiyorsunuz. Ama şimdi lisans döneminde ders nasıl seçiliyor bilmiyorum. Sanki bu lisans döneminde alacağın dersler o Erasmus'ta yapacağın derslerle denk olması gibi bir şey lazım. Bunlara bakıyorlar ama ben yüksek lisansa gittiğim için ve tez aşamasına gittim. Benim zaten dersim yoktu. Bu yüzden ben kafama göre dersler yazabildim. 30 kredilik bir ders seçmem gerekiyordu. Bir yarım dönem için. Eğer bir yıl gidecekseniz 60 kredilik ders seçmeniz gerekiyor. Sonra biz Özlem Hoca'nın yanına gittik. Özlem Hoca bizim Erasmus koordinatörüydü. Benim bölümüm Erasmus koordinatörüydü. Onunla gittim. Son üniversitenin sesine baktık ama derslerle ilgili hiçbir şey yok. Sen o zaman git oradaki ana bilim dalı başkanına yaz, okul öncesi ana bilim dalı başkanına. Ona buna mail attık, cevap da vermediler. Çok sıkıntılı bir süreçti benim için bu. Çünkü hangi dersleri seçeceğimi bilemedim. Yapamadım bir türlü. Aklım almadı. En sonunda bir tane bir belge gibi bir şey buldum. PDF belgesi. PH.Ludwigsburg'un sitesinden. Oradan da bir 30 kredili böyle saçma sapan bir dersler yazdım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bununla bu kadar uğraştım. Kaç günlerimi verdim. Sıkıntılarımı ağlayacaktım. Yapamadım diye. Gittim Almanya'ya. Bizim alıştırma günleri vardı. Oryantasyon günleri. Orada bana Learning Agreement'imi yapmama yardımcı oldular. Ve 5 dakikada ben derslerimi seçtim. Yani o kadar günlerce böyle şey yapmama gerek yokmuş. Yani sıkıntı yapmama gerek yokmuş. Kafamdan bir şey sallasam da oluyormuş. Zaten During Mobility Learning Agreement'te bu değişiyor. Hani istediğim başka dersler seçebiliyorsunuz. O yüzden benden size bir tane daha tavsiye. Siz sıkıntı yapmayın benimki gibi. Çünkü During Mobility'lere size yardımcı olabiliyorlar. Ha bir de benim avantajım şimdi şeydi. Tez aşamasına gittim. Denk olması gereken derslerim yok. Ben istediğim dersleri seçebildim. Tabii ki İngilizce derslerine gittim. Gramer derslerine, pronunciation, telaffuz derslerine gittim. Bir de film discussion diye bir şey vardı. Hala telaffuz edemiyorum. Bak öğrenememişim. Ona gittim ve orada hani İngilizcemi geliştirmeye çalıştım. Çünkü benim arkadaşlarım hep böyle farklı ülkelerden geldiği için İngilizce konuşmam gerekiyordu onlarla. Ve şey diyordum ben oraya gitmeden önce benim İngilizcem çok iyi, benim İngilizcem çok iyi diyordum. Ve oraya gittim dedim ki ben İngilizce bilmiyormuşum. Dedim ve o zaman şimdi Tayland'daki arkadaşım gelmişti. Bana what's your name dedi. Ben dedim ki ona I can't speak English. Ama aslında konuşabiliyordum ama o kadar utandım ki ya. Bir de o Amerikalıları gördüğümde onlar böyle bir şey vardı bir de İngiliz vardı. Şiveli konuşuyordu böyle. İngiliz aksanıyla. Dedim herhalde ben Almanca, ben İngilizce bilmiyormuşum dedim. Sonra neyse Erasmus döneminde sonundan doğru İngilizcem de çok gelişti ki ben Amerikalılarla bile konuştum. Yani onlara bile bir şeyler anlatabildim. Yani bunun da dil açısından da çok faydası oluyor. Neyse devam edeyim. Bu Learning Agreement'i yaptıktan sonra siz imzalıyorsunuz. Daha sonra gideceğiniz üniversite imzalıyor. Bir de Erasmus biriminiz imzalıyor. Ve bu Learning Agreement'i postayla da isteyebiliyorlar yani. Postayla yolluyorsunuz. Erasmus başvuru belgelerinizi de üniversitenize yolluyorsunuz. Onlar size sonra postayla geri yolluyor falan öyle bir şey. Ama benim üniversitede PH.Ludwigsburg'da bunu postayla istemediler. Ben sadece scannerla onu şey yaptım, yolladım. Bunu yaptıktan sonra Learning Agreement'den sonra işte başvuru evraklarınızı gönderdiniz. Ben fotoğrafımı falan yollamıştım. Öyle bir şeyler yollamıştım. Şimdi hatırlamıyorum. Keşke o zaman bu videoyu çekseydim. Daha iyi olacaktı. Letter of Acceptance'ım gelmişti. Ve ben onu gördüğümde o kadar çok mutlu oldum ki. Çünkü ben doğduğum ülkede bir üniversitede Erasmus öğrencisi olarak kabul edildim. Ve ben Oktoberfest'e gidecektim, Brezilya yiyecektim. Yani bu benim çocukluk hayalimdi.
Ya ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Letter of acceptance'ım geldi ve bu vize işlemleri için gerekli ve bu yüzden de çok önemli. Ondan sonra letter of acceptance'ınız geldiğinde letter of confirmation şey belgesi alıyorsunuz. Erasmus biriminiz tarafından yani Türkiye'den ve bu da vize işlemleri için gerekli. Daha sonra pasaporta başvuruyorsunuz ve bence pasaporta başvurma işlemini de önceden yapın. Çünkü vize almanız için pasaportunuzun olması gerekiyor. Yani ben bilmiyordum, pasaportumu çok sonra yapmıştım. O yüzden vize için de pasaportumu beklemem gerekiyordu ve sürem çok azalmıştı. O zaman da çok sıkıntıya girmiştim. Şimdi pasaportumu aldım. Daha sonra vizeye başvuruyorsunuz. Vizeye başvurmak için de IDATA diye bir şey var. Ben oraya aradım. Sonra onlar bana başvuru belgelerimi yolladı. Bir de ben bunları aradım diye bunlara para verdim de. Böyle randevu ücretimle bir şeyler para ödediğimi hatırlıyorum. Neyse buna para da verdim bunlara. Bana hangi belgeleri hazırlamam gerektiğini bunlar yazdılar. Benim için konsolosluktan, Alman konsolosluğundan randevu aldılar. Sonra neyse ben bu belgeleri okudum. Allah hiçbir şey anlamadım yine. Ay ne demek istiyor bu? Hani hangi belgeler falan? Sen git ona sor, buna sor, buna sor diye kimse bir anlamadı. Sonra ben de Erasmus'a gitmiş olan birini aradım. Ona sordum, o bana anlattı. Allah'tan anlattı yoksa hiç anlamayacaktım. Şu kadar bir dosyayla da vize başvuru işlemlerine gittim. O zaman şey vardı, arkadaşım vardı Berkan. Çok sevdiğim arkadaşım. O bana yardım etmişti. İstanbul'a birlikte onunla gitmiştik. Çok güzel günler geçirmişim. Berkancığım öpüyorum seni. Daha sonra şey oldu. Vizem de geldi. Schengenli oldum. Çok havalı değil mi? Schengenli bir kız. Sonra Schengenli oldum. Çok havalı. Bunu herkese gösterdim tabii. Vizeli, Schengenli falan. Geldi ve daha sonra OLS sınavı oluyor. Onu yapmanız gerekiyor ama OLS sınavından önce bir tane sağlık sigortanız gerekiyor. Bu sağlık sigortayı özelden yapabiliyorsunuz. Ya da SGK var ya, benim babam SGK'dan emekli. SSK. Ha, SSK'dan emekli. SSK'dan emekli olduğu için ben AT11 belgesi aldım. Ve bu çok iyi çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi bu Almanya ile Türkiye arasında bir anlaşma var, sağlık anlaşması. Ben para ödemedim ama benim arkadaşlarım 500 euro mu ne? Sağlık sigortası ödediler. Ama bizim Almanya ile Türkiye ile anlaşma olduğu için ben hiçbir şey ödemedim. Bir de kimler? Sırplar galiba. Sırbistanlılar. Onlar da ödememişti sanki. O güzel bir şeydi. Daha sonra OLS sınavı oluyorsunuz. Ben buna da çok sıkıntı yaptım. Hayır, o zaman da Berkan İngiliz dili edebiyatı mezunu. Hatta daha sonra formasyon aldı. İngilizce öğretmeni şimdi. Berkan sen benim OLS sınavımı yap. Hani şimdi kötü olursa beni kötü İngilizce derslerine sokmasınlar diye. Öyle bir şey de yok. Hani o lise sınavınız öylesine bir şey. Yani benim üniversitede hiç böyle takdire şayan bir şey değildi. Hiç bakmadılar bile sonucuna. Daha sonra konaklama yerin belirlenmesi önemli. Şimdi bu konaklama yerin belirlenmesi bence üniversitenizde yapabiliyor. Çünkü benim gittiğim üniversitede Almanya'da PH Ludwigsburg'un Student Rough diye şeyleri var. Bunlar böyle WG diyorlar bunlar. Böyle 10 kişiyle bir evde kaldığını düşünüyorum. Herkesin kendi odası vardı bizim. Hani 10 oda. Beşerli beşerli ayırdığını düşün. Şimdi şöyle. Bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5 oda var. Bu odalardan biri benim. Sonra bir tane tuvalet. Bir tane tuvalet banyo burada. Ve bunun aynısı bu tarafta. Ve bir tane ortak mutfak var. Mutfakta oturma alanı, masa falan var. Ve böyle bir yerde konaklama yeri. Ben ona 1400 euro vermiştim 6 aylığına. 1400 euroyu peşin yatırıyorsunuz. Sonra kalıyorsunuz. Bunun elektriği, suyu, interneti bilmem nesi içinde. Gerçi bizim hızlı internet gelmişti. 7 euro mu ne? Bir şey internet olmuştu. Onu ödemiştim. Ama o da çok önemli değildi. Yani çok büyük bir para değildi. Daha sonra banka hesabı açıyorsunuz. Bizim üniversite Ziraat Bankası'ndan bir euro hesabı açmamızı istedi.
Ben de Ziraat Bankası'na gittim. İro hesabı açtım. Çünkü buraya hibeniz yatıyor daha sonra. Daha sonra bir tane bilgi formu yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz ve burada hani kişisel bilgileriniz ve bu IBAN numaranız yazıyor. Çünkü hibeniz yatacak ya oraya. Erasmus'u bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunların hepsini yaptınız. Çok zorlu bir süreçti benim için. Bilmiyorum, ben çok sıkıntılandım. Belki siz sıkıntılanmazsınız. Belki bu videom size yardımcı olur. Bilmiyorum. Bunları yaptım. Erasmus birimine gittim. Onlara bilgi formumu, Letter of Acceptance'ımı, Learning Agreement'imi, pasaportum, vize sayfalarının fotokopisini, ATO-11 belgemi ve sağlık sigorta beyanı diye bir belge vardı. Bunu da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Erasmus biriminin internet sayfasından indirmiştim. Onları götürdüm ve hareketlilik sözleşmemi imzalayabildim sonunda. Ve bu süreç benim ne kadar süremi aldı? 6 ay falan. 6 ay sen bununla uğraştın. Uğraş yani. Ben 6 ay bununla uğraştım. Sonra hareketlilik sözleşmesini imzaladım. Bu şimdi bir Türkiye'deki kurum bir de Almanya'daki kurum imzaladı. Ve bunu yaptık. Daha sonra hibem yattı hareketlilik sözleşmesine. Bu hibeler nasıl yatıyor? Şimdi %80'i gitmeden önce, %20'si de gittikten sonra yatıyor. Şimdi ben 3000 euro hibe almıştım. Benim 2400 euro yattı gitmeden önce. 600 euro da geldikten sonra yattı benim. Bir de şey, yatma ihtimali de var. Eğer derslerinize iyi değilse kalan hibe yatmıyor. Yani 600 euro almayacaktım derslerim kötü olsaydı. Daha sonra bu hibe bana yetti mi? Bu çok önemli. Ben bir de şey oldu. Erasmus'a gitmeden önce ben işe girdim. Marka Tren Kozmetik'te çalıştım. Özhan abi vardı. Onun yanında çalıştım ve bana ne kadar verdi? 1300 TL veriyordu. Onun yanında çalışıyordu. Ve ben Almanya'ya gitmeden önce 800 euro falan topladım Özhan abinin yanında. Ve bu para, daha sonra babam bana 2500 euro verdi. Ve 2400 euro hibem de yattı. Toplam 5700 euro param vardı. Bu 5700 euronun 2800 eurosu benim yurt masraflarına gitti. Çünkü ben Erasmus'u uzattım. 6 ay değil, 1 yıl kaldım. Uzatabiliyorsunuz Erasmus'u. Bunun için de sadece tekrar bir learning agreement falan gerekiyor. Yani çok bir şey gerekmiyor. O yüzden mutlaka uzatın. Şimdi bu 5700'ünün 2800'ü benim yurt masraflarına gitti ve bana 1 yıl için 2900 euro kaldı. Bu para bana yetti mi diye düşünelim. Tabii ki yetmedi. Çünkü ben nereye yedim? Bir sürü şey yedim, gezdim, içtim, yedim, 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 içtim, içtim, içtim. Sonra gezdim bir de Almanya'nın birçok şehrini gezdim. Her yere gitmeye çalıştım. Daha sonra Madrid'e gittim, İsviçre'ye gittim, Zürih'e gittim, Amsterdam'a gittim, Hollanda'yı gezdim. Sonra Avusturya'ya gittim. Yani bir sürü yere gittim ve buraları gezdiğim için de param bitti. Ne yaptım? Gittim dönercide çalıştım. Dönercide çalıştığımda şey oluyordu, saatine bana 7 euro veriyordu. Bu 7 euro ile de ben şimdi 50 euro falan kazanıyordum ben böyle günlük. Beni istediği zaman çağırıyordu ve bu paralarla ben bir yılımı orada geçirdim ve istediğim her şeyi yapabildim. Yani siz de yapabilirsiniz. Benim anlatacağım bu kadar. Kerim içeri girmek istiyor, duyuyorsunuz belki, onu içeri alayım. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hoşça kal.